Merhaba. Elimde bu 12 volt araç şarjlarından pek çok var. Bunları nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Çünkü sonuçta bunlar temelde voltaj çeviriciler. Tabii bu ucuz voltaj çeviriciler artık piyasada çok kolay bulunabiliyor. Bunlar varken hani diğerleriyle neden uğraşalım? Ama elimde bir sürü var. Hani bunlar da bir yerde bir işe yarar diye düşünüyorum. Şöyle bir bunları incelediğimde hepsinin hemen hemen aynı çipi kullandığını gördüm. Hatta bir tane de böyle var elimde. Bu Philips'in bir araç şarjıydı ve çok amaçlı. İşte birkaç tane gerilim çıkışı var. 3, 4,5, 6, 7,5, 9 şeklinde gidiyor. Bu cihaz böyle gerilimini değiştirebiliyorsa diğerleri de değiştirebilir diye düşündüm. Şöyle baktığımızda işte bunlarda genelde hep bu MC34063A'yı kullanmışlar. Güzel bir entegre aslında. 1,5 ampere kadar da akım verebiliyor. Hem düşürücü hem yükseltici olarak kullanılabiliyor. Tabii burada düşürücü olarak kullanıyorlar. 12'den 5'e çeviriyorlar genelde. Bakın o ikisinde vardı. Bu üçüncüde de var. Mesela burada iki tane değişik çip var. Ama şu üçü aynı. Mesela şunlardan kolay açılabilir. Bir tanesini açayım bakalım bundan ne çıkacak. Bunun açılması kolay çünkü şuradan açalım. Bunların bir de böyle kafasını açıyorsunuz. Ondan sonra ikiye ayrılıyor. Güzel kompakt bir devre yapmışlar. Bakalım. Evet, gene bizim meşhur entegre. Şunu da bozmayayım da kapatayım. Belki böyle kullanırım. Şimdi arabalarda artık modern arabalarda USB çıkışları var ama bakarsanız lazım olur. Dursun bir iki tanesi. Şimdi bir tanesini gözüme kestirdim. Bunun dirençleri falan ortada. Daha kolay sökerim diye düşünüyorum. Diğerleri de benzer şekilde zaten modifiye edilecektir. Şimdi önce bir cihazı deneyelim. İşte araçlarda orta uç genelde artı, kenardaki de eksidir. Gördüğünüz gibi LED yandı zaten. Çıkışa bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 5 volt çıkışı var. Birazcık yüksek tutuyorlar ki işte kablolardan falan çıktığında cihaza giderken 5 volt civarında olsun. Şimdi bu entegrenin şemasına baktığımızda işte gördüğünüz gibi 25 volta kadar da giriş olabiliyor zaten bunlarda. Hatta entegre 40 volta kadar dayanıyor da bu devreyi 25 volta göre tasarlamışlar. Ama tabii girişteki ve çıkıştaki kondansatörlerin gerilimlerine dikkat etmek lazım. Çünkü araba için ayarlananlar işte genelde 12 volt giriş 5 volt çıkış olduğu için hani 14'e falan çıkıyor şeyde. Zaten bunlar ucuz cihazlar. Girişteki kondansatörü 16 volt yapmışlardır. O yüzden onun 25-30 artık kaç volt istiyorsanız ona dayanmasına dikkat etmek lazım. Şimdi burada gördüğünüz, aşağıda gördüğünüz iki tane direnç, R1 ve R2 direnci çıkış gerilimini belirliyor entegrenin. Yani formülü de işte şu gördüğünüz formül. 1,25 volt referans var orada. 1,25
İşte R2 bölü R1 artı 1 çarpıyorsunuz ikisini. Biz buradaki R2'yi oynarsak, değiştirirsek, oraya mesela bir değişken direnç ya da potansiyometre koyarsak cihazın çıkışını ayarlayabiliriz. Şimdi bunun üstünde bakarsak, entegrenin 5 numaralı bacağından 5 numaralı bacağına 2 dirençle bağlı. Yalnız oradan toprağa giden R1, çıkışa doğru giden de R2. Oraya şöyle bir bakarsak göreceğiz. Biz R2'yi, yani şunu değiştirmek istiyoruz. Bir ucu çıkışta, bir ucu da öbür dirençte, dikkat ederseniz. Şunun yerine işte bir tane potansiyometre koyduğumuz zaman çıkış gerilimi değişecektir. Buradaki direnç de yaklaşık 2K. İşte bulduğum potansiyometre bu. Maalesef elimde bu varmış. 50K, bir de logaritmik bir potansiyometre bu. Tam olarak lineer olarak ayarlamaz ama hani bizim testimiz için iş görür. Bir de stereo. Sadece bir tarafını kullanacağız elbette. Şimdi şu direncin bir ucunu sökelim. Söktüğümüz kısma bizim potansiyometreyi bağlayacağız. Bu benim eski bir bilgisayar hoparlörünün ses düğmesiydi. Şimdi o direncin yerine bunları bağlayalım. Şimdi ben düzeneği kurdum. Girişe 12 volt verdim. Çıkışta şu elimdeki. Şimdi bakın, burası giriş 12 volt. Çıkış elimde. Minimumda 1.3. Aslında 1.25 olması lazım. Biraz yüksek. Gördüğünüz gibi potansiyometreyi çevirdikçe istediğimiz gerilimi alabiliyoruz. Dediğim gibi bu logaritmik bir potansiyometre olduğu için birazcık ayarlamak zor. 11 voltun üstüne de çıkmadı. Maksimuma getirdiğim halde. Giriş gerilimini arttırsam, evet, yükseliyor. Bakın mesela sondayım yine. Giriş gerilimine bakalım. Giriş 14 volt vermişim. Çıkışımız İşte 13 volt civarında. Demek ki 1 volt aşağısına kadar, girişim 1 volt aşağısına kadar verebiliyor. Biraz daha arttırayım. Bakın mesela giriş 15 oldu. Çıkışta işte 14'e yaklaşıyor. Şöyle aşağı doğru istediğimiz gerilimi ayarlayalım. Biraz dediğim gibi zor ayarlanıyor bu potansiyometreyle. Çok oynak. Bir de daha yüksek bir voltaj ayarlayalım. Şöyle mesela 7 volt civarına bir ayarlama çalışayım. Evet, bakın ayarladığınız voltajda kalıyor. Yani bu entegrenin speklerine göre de 1.5 ampere kadar da akım verebiliyor. Söylediğim gibi, yani elinizde bu ucuz devrelerden varsa bunları da bir şekilde işte böyle gerilim bölüştürücü olarak kullanabilirsiniz. Aynı devreden bir tane daha. Ha,
Bakın bunda değişik çipler var. Artık bu çiplerin çıkışını ayarlamak da muhtemelen benzer bir şekilde olurdu. Bunların da şemasını bulmam lazım. Bunu da ileriye bir ödev olarak bırakalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere.